İyi akşamlar hocam. Evet, Perşembe günkü Avrupa Kupası maçından sonra 3 gün sonra tam 3 günü de belki tamamlamadan bir maça çıktık. Hem psikolojik anlamda son kaybettiğimiz maçtan sonra böyle bir maça çok kısa zamanda çıkmak hem fiziksel anlamda bizim için tabii ki zordu ama özellikle ilk yarıdaki kötü oyunumuzu ikinci yarıda iyi oyuna çevirdik. Burada tabii ki hem giren oyuncularımızın katkı yapması hem saha içerisinde ilk yarıda özellikle rakibe çok fazla izin veren oyun tarzımızı değiştirmemiz. Bununla birlikte yaklaşık bir 15 dakika içerisinde oynadığımız iyi oyun bize 2 gol ve galibiyeti getirdi. Oyuncularıma tabii ki her zamanki gibi teşekkür etmek istiyorum. Bu zorlu tempodan iyi bir şekilde çıktık bu maçla ilgili. Bundan sonra 4 tane lig maçımız var. Bir Avrupa Kupası, yine 2 tane Türkiye Kupası maçı var. Yine zorlu bir tempo bizi bekliyor. Daha iyisini yapmamız lazım. Yani bugün ikinci yarıda oynadığımız oyunu bundan sonraki haftalarda daha uzun dakikalarda sahaya yansıtabilirsek çok daha başarılı olacağız. Maçın ilk yarısı ile ilgili özellikle İrfan'ın pozisyonunu söylemek istiyorum. Yani burada verilmeyen kırmızı kart, daha önce de birkaç kez yaşamıştık kendi maçlarımızda verilmeyen kırmızı kartları. Bugünkü müdahalenin de %100 kırmızı kartı gerektirdiğini düşünüyorum. Yani Allah korudu İrfan'ı, çok büyük bir sakatlık da geçirebilirdi. Bunlara izin veren hakemler oldukça her takımın işi çok daha zor olacak. Bundan önceki maçlarda genelde bu tür faullerde özellikle VAR hakeminin uyarıp hakemi görüntü izletmesi çok daha doğru oluyordu. Bugünkü belki VAR hakemi Arda kardeşlerin burada büyük bir hatası var ve hakemi çağırıp bu pozisyonu göstermesi gerekiyordu. Maçın hakeminin buna karar vermesi gerekiyordu. Yani yanlışı Arda kardeşlerin yapmasına gerek yoktu. Maçın hakemi izleyip karar verebilirdi. O yüzden bence İrfan'ı Allah korudu, demin de söylediğim gibi çok büyük bir sakatlık geçirebilirdi. Evet, sorusu olan var mı? Soru yoksa yer, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.